Merhaba herkese. Bugün sizinle ülkemizde bulunan çok faydalı işler yapan bir kuruluştan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu hafta hatta onun haftasıydı. İki tane portakalımız var. Bu portakala kalemle dört tane delik açıyoruz arkadaşlar. Çocukları bu deneyi yaparken çocukları biraz uzak tutalım. Açık havada yaparsak çok daha faydalı olur. Sigaraları yakacağız çünkü. Sigaraların uçlarını yakıyoruz. Ve yan tarafta kalan bir tane deliğimiz daha olması gerekiyor. Oraya da elektrik süpürgesini koyarak sigaraların hızlı bir şekilde çekerek içinden yanmasını sağlıyoruz. Evet, şu şekilde. İyice yanmasını sağladıktan sonra arkadaşlar bakın. Evet, bitmeye yaklaştı. Hızlı oluyor zaten bunlar. Evet, süpürgeyi arkadaşlar koyduğumuz yerin yan tarafı bile renklendi hakikaten. 3 tane sigara. Şimdi 2 tane portakalımız vardı. Bir tanesi sağlam, ona hiçbir işlem yapmadık. İçini açıyoruz, bakıyoruz. Bildiğimiz C vitamini portakalımız. Diğerine bakalım arkadaşlar. Nasıl bir değişiklik olmuş içinde. Bu deney çocukların sigaranın vücudumuza yaptığı zararı anlama açısından bence gerçekten etkili bir deney. Evet, baktığımız zaman gerçekten şimdi yakından da ben size ayrıca diğer portakalın resmini, evet bakın, gerçekten o siyahlık insanı korkutuyor. Evet, ikinci deneyimizde yine sigaranın zararlarıyla ilgili yapabileceğimiz bir deney. Bir tane içecek plastik şişesinin kapağını tornavida ile ısıtarak deliyoruz. Sigara içinden, evet, bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve aynı şekilde şişenin alt tarafından küçük bir delik açarak oraya da pipet yerleştiriyoruz. Şimdi şişemize arkadaşlar yukarıya kadar su dolduralım. Daha sonra şişenin ağzına bir peçete koyarak kapatalım. Pipetin ucunu arkadaşlar bant yapıştırmıştım çünkü su akmasın diye. Sigarayı yaktıktan sonra bantımızı da alalım ve suyun akmasını sağlayalım. Su aktıkça şunu fark edeceksiniz arkadaşlar, sigaranın daha fazla tükendiğini ve içeriye doğru dumanın dolduğunu. İşte çocukların görmesi gereken ve bence etkili olan bu. Çünkü bu kadar dumanı bir kişi içine çekiyor, akciğerlerine çekiyor ve o dumanın zararları sadece bir sigaradan kaynaklı duman. Düşünün, su iyice bittikten sonra arkadaşlar ben o kapaktaki peçeteyi arada aldım, orayı kestim, uç kısmına bağladım. Çünkü orada hiçbir etkisi olmamıştı. Şimdi bu şekilde şişemizi bir kenara bırakalım. Hatta şöyle şişenin belinden hareketlendirerek sigaranın daha hızlı bitmesini sağlayabiliriz. Bitişte o sardığım peçeteyi açtığımızda dumandan kaynaklı bakın orada bir sararma görüyorsunuz. Ve bu sadece bir sigaranın etkisi arkadaşlar ve sevgili çocuklar. Bu etkinliğimde biraz çocuklarla sohbet etmek istiyorum. Bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Sevgili çocuklar, sizin de hayatınızda çok sevdiğiniz şeyler var mı? Mutlaka vardır değil mi? Çok beğendiğiniz bebekleriniz, hiç vazgeçemediğiniz oyuncak arabalarınız, bazılarınız çok parkı bahçeyi sever, eve hiç girmek istemez, parka ve bahçeye bir bağlılığınız vardır. Bazılarınız bazı hayvanları çok sever, onu almak ister, ona karşı bir bağımlılığınız ve bağlılığınız vardır değil mi? İşte bazen yetişkinlerin de
bağlı olduğu, bağımlı olduğu bazı şeyler oluyor. Bazen bunlar sizinki gibi güzel olan şeyler var. Bazen de kötü olan şeylere bağlı olabiliyorlar. İşte ben bazı yetişkinlerin bağımlılık haline getirdiği biraz hoş olmayan şeylerden bahsetmek istiyorum ki siz bunlara alışmayın, ileride onlara bağımlı olmayın diye. İşte bunlar nedir? Buraya resmini çizdim. Öncelikle bir sigara çizdim değil mi çocuklar? Sigarayı biliyorsunuz, çevremizdeki birçok insan başlamış olabilir. Annemiz babamız içiyor olabilir ve bırakamıyor olabilir. Bu durumda bizim elimizden fazla bir şey gelmez ama büyüklerimiz azaltabilir. Bizim yanımızda içmeyebilirler değil mi çocuklar? Çünkü sigaranın içinde sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar gerçekten çok zehirli maddeler var. Yani 10 değil, 100 değil, 1000 değil, 4000 tane zehirli madde var çocuklar ve bizim yanımızda içtiği zaman büyüklerimiz biz de en az onlar kadar bu zehirli maddeleri ciğerlerimize almış oluyoruz. Ayrıca çocuklar bu kişiler sigarayı içerken fark etmişsinizdir dumanını içine çekerler değil mi? Çektikleri zaman ağzının içindeki dişlerinin sağlığı, ağzının sağlığı, o dumanın gittiği nefes borusuna da gidebilir, gırtlaklarını etkileyebilir. En çok da akciğerlerimize zarar verir çocuklar. Akciğer kanserinden ölen kişilerin çoğu sigarayı çok kullanan kişilerdir. Bir diğer zararlı madde, bağımlı oldukları madde de çocuklar alkoldür. Alkol aynı zamanda insanların beyinlerini de uyuşturur. Yani sigara zarar verir ama sigara içtikten sonra büyükler normal hayatlarına devam edebilirler. Ama alkol içtikten sonra çocuklar normal hayatlarına devam edemezler. Dikkatleri dağınıktır, yolda yürüyemezler. Hatta çok duyarız haberlerde alkollü araç kullandıkları zaman masum insanlara zarar verebilirler, kendilerine zarar verebilirler. O yüzden alkol de çocuklar sigara gibi çok daha tehlikeli bir maddedir. Ve hatta bu da sigara gibi ciğerlere zarar veren bir bağımlılıktır. Diğer tehlikeli maddelerden bir tanesi de çocuklar uyuşturuculardır. Uyuşturucular da böyle renkli renkli şekerlere benzeyen haplar şeklindedir. Yetişkinlere bunları ağrı kesici ya da böyle renkli şeker gibi vermeye çalışabilirler. Onlar da alıştıktan sonra bundan vazgeçemeyebilirler. Ve çocuklar sizlere bizleri çok ilgilendiren bir bağımlılıktan, fark etmediğimiz bir bağımlılıktan bahsetmek istiyorum. Teknoloji bağımlılığı. Nedir bu teknoloji bağımlılığı? Çok fazla günümüzün çoğunu televizyonun, tabletlerin, işte bilgisayarın, cep telefonunun başında geçirsek, bilgisayarın başında geçirirsek çocuklar, en sonunda biz de sanki alkol içenler gibi, sigara içenler, uyuşturucu kullananlar gibi bir bağımlı olabiliriz ve gerçekten sağlığımızı kaybedebiliriz. Aslında bunlar yararlı şeylerdir. Teknoloji çok güzel bir şeydir ama onu nasıl kullanırsak, böyle gerektiği gibi kullanırsak çocuklar. O yüzden çok fazla zamanımızı bunların başında geçirmemeliyiz. Ve son olarak çocuklar, çok zararlı bir oyundan bahsetmek istiyorum size. Bu bizim evde oynadığımız masum kartlar değildir. Annelerimiz, babalarımız oynar ama onlar eğlence için oynarlar. Bu parayla oynanan bir oyundur çocuklar. Biz de aramızda bazen oyun oynuyoruz ama birbirimizden bir şey alıyor muyuz? Hayır. Birbirimizi tebrik ediyoruz. Kazanamayana da ne diyoruz? Üzülme, bir dahakine sen kazanırsın deyip vedalaşıyoruz. Ama bu kişiler öyle kişiler değildir çocuklar. Birbirleriyle oyun oynarlar ve kaybeden kişiden para alırlar. Yani kumar paralı bir oyundur ve kaybeden insanlar ne olur en sonunda çok mutsuz ve üzüntülü olurlar. Ve kumar da alışkanlık yapan, bağımlılık yapan zararlı bir oyundur. Evet çocuklar, bazı zararlı alışkanlıkları size anlatmaya çalıştım. Ama şöyle bir durum var ki ülkemizde çok güzel bir kuruluş var. Bu kuruluş böyle bu zararlı maddeleri kullanan insanlara yardım eden
onlara zararlarını anlatan, kullanmayan insanlara da aynı benim gibi zararlarını anlatan çok güzel bir kuruluş. Aynı bizim bayrağımızın ayı var ya, onun gibi bir tane ayı var. Ama bunun ayı yeşil renkli. İşte biz ona Yeşilay diyoruz. Şimdi Yeşilay bu zararlı maddeleri nasıl buluyor bir bakalım. O zaman biz de bundan sonra Yeşilaycı olalım mı çocuklar? Evet, olabiliriz değil mi? Çünkü Yeşilay çok güzel bir kuruluş. Evet çocuklar, Yeşilay ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, Yeşilaycı kalın olur mu?